Evet, haberimiz böyle. Soner Gogo Apazyan'ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı konuğumuz, belirttiğimiz gibi. Soner Bey, tekrar merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi Gürcistan'da Ivanaşvili başbakan oldu. Sizin verdiğiniz bilgilerin ışığında da hemen söyleyelim, seyircilerimize de hatırlatalım. Artık başkanlık sistemi Türkiye'deki temsili cumhurbaşkanlığına dönüştü. Evet. Ve 2013'ten sonra da Bizina Ivanaşvili başbakan olarak sürdürecek. Aynı zamanda 5 partiden oluşan bir koalisyonun, kimileri prematüre bir koalisyon diyor buna, ama koalisyonun başkanı olarak, Gürcistan Hayali Koalisyonu'nun başkanı olarak, başbakanı olarak geldi. Şimdi pragmatist açıklamalar yapıyor, konjonktürel olarak NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne bağlıyız diyor. Ama öte yandan haberde izlediğimiz gibi, herkesin de bildiği gibi, Gazprom'un hala ortağı ve bütün servetini Rusya'da yaptı. Ve 6,4 milyar dolarlık bir servete sahip, ki bu Gürcistan bütçesinin üstünde bir servet. Bu son derece enteresan. Öncelikle siz Apazya'dan baktığınızda olayı nasıl görüyorsunuz? Gürcistan, Apazya ve Gürcistan, Güney Ossetya ilişkilerini İvanişvili'nin başbakan olması nasıl etkileyecek? Olumlu mu etkileyecek, olumsuz mu etkileyecek? Yani artık Rusya ile ilişkileri iyi olan bir başbakan. Bütün bunları öncelikle sizden dinlemeye başlayalım. Evet, teşekkürler efendim. Şimdi bir kere müsaade ederseniz olayın en başında seçimlere şöyle bir bakmak lazım. Biliyorsunuz Şevardnadze yönetiminden sonra iktidara gelen ve çok büyük bir popülaritesi olan Saakaşvili göreve geldikten sonra halkına verdiği bir takım sözler vardı. Ve Amerika'dan ve Avrupa'dan da %100 destek alan bir liderdi. Ve böylelikle Gürcistan yönetiminde birçok çalışmaya imza attı. Ama ne değişti ki, ya da ne yolunda gitmedi ki halk değişime gitmek istedi? Yani bu kadar Avrupa'dan ve Amerika'dan desteği olan bir liderin bu parlamento seçimlerinde yenilmiş olmasının ve halkın ne istediğini güzel analiz edilmesi lazım. Bizim açımızdan Kafkasya olarak ve Apaz olarak bakıldığında şu analizimizi şöyle yapıyoruz. Birincisi, ekonomik anlamda halk artık refah istiyor. Ekonomik kalkınmak istiyor Gürcistan'da. Çünkü bugün sadece Batum bölgesindeki kazinolar ve güzel yapılan oteller, Tiflis'teki Rustaveli Caddesi'ndeki güzel ışıklandırmaların arkasında, Apazya tarafına doğru gidildiğinde, sınıra doğru Kutaisi bölgesinde, Zugdidi bölgesinde, Poti'de, Kuzey Gürcistan'da, o arka sokaklara girdiğinizde gerçekten ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar olduğunu ve işsizliğin Gürcistan'ın en büyük ekonomik problemlerinden biri olduğunu gözlemlemekteyiz. Çünkü Gürcistan'ın şöyle bir yönü de var. Bölge içerisindeki askeri yatırıma en fazla bütçeye ayırmış ülke durumunda. Ama kime karşı savaşılacak? Bu bütçe niçin ayrılmıştır? O da tabii halk arasında sürekli tartışılan bir konu. Askeri anlamda bu kadar çok bütçeye para ayırmaktansa, gerçekten bu finans ekonomik anlamda ekonomik kalkınma için yatırılmış olsaydı, bugün Gürcistan biraz daha refah bir pozisyonu gelmiş olabilir ve halk da daha rahat olabilirdi. Ekonomik sebepler bu yenilginin en başındaki sebeplerden biri tabii ki. Ama bu sadece bu değil, bir de dış politikada gelinen noktaya bakıldığında Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü, yani Abhaz ve Güney Ossetya problemlerini çözeceğini vaat eden bir lider 2008 senesinde ülkeyi Rusya ile savaşa soktu. Ve savaş sonunda onlar tarafından bakıldığında söylenmesiyle Abhaz ve Güney Ossetya komple kaybedildi. Çünkü Rusya başta olmak üzere dünyada 6 ülke tarafından bu ülkelerin bağımsızlıkları şu an tanımış bu durumda Saakaşvili'nin politikaları yüzünden. Ve Rusya ile ilişkiler gelinen noktada belli. Çünkü Gürcistan'ın Rusya ile ilişkileri çok eski dönemlere dayanmakta. Yani biliyorsunuz Gürcistan'ın Rusya'da 1 milyonun üzerinde diasporası bulunmakta. Gürcistan'da üretilen mamullerinin satılışı açısından Rusya pazarı çok önem arz etmekte. Oradaki politikalarda da istenen sonuçlar alınamadı. Yani bu sebeple kısaca bakıldığı zaman halkın istediği şu: ekonomik anlamda reformlar, kalkınma, Rusya ile ilişkiler hem oradaki diaspora göz önüne alınarak hem de Gürcistan ürünlerinin Rusya pazarına girmesi göz önüne alınarak, Abhazya, Güney Ossetya meselesinde de çözümsüzlüğün artık çözüme gitmesini istiyorlar. Evet. Bu Peki halkın verdiği mesaj açık. İvanişvili bu konuda mutlu bir figür mü? Şimdi efendim, bizim bakış açımızı ben iletmek isterim tabii ki. İvanişvili bir kere Rusya yanlısı bir lider açıklamalarına biz tamamıyla katılmıyoruz. Çünkü bir Amerika Birleşik Devletleri düşünün ki Gürcistan'a bu süreç içerisinde çok fazla hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda yatırım yapmış bir ülke. Milyarlarca dolar yatırım yapıldı. Çok büyük destekler verildi. Düşünün ki Amerikan yanlısı Saakaşvili görevden gidiyor, seçimleri kaybediyor. Rusya yanlısı lider Ivanaşvili Gürcistan'ın yönetimine Siz geliyor. Saakaşvili'nin seçimleri kolaylıkla teslim ettiğini mi düşünüyorsunuz? Yani kesinlikle geçmişteki muhalefetle Saakaşvili arasındaki yaşanan problemleri hep beraber hatırlıyoruz. Tiflis meydanlarındaki tankların patlamalarını, askerin ve polisin halkın üzerine yürümelerini.
Böyle demokratikleşme sürecinde daha tam sıkıntılarını çözmemiş bir Gürcistan'da Saakaşvili seçimlerden sonra 4 gün sonra açıklama yaparak demokratik olarak seçimlerde yenildiklerini, bundan sonraki politik hayatlarını partileri olarak muhalefette devam edeceklerini açıklamaları çok kolay bir geçişti. Peki şu tür yorumlar... Bunun öncesinde bir takım anlaşmaların herhalde yapıldığını tahmin ediyoruz. Ben de ona değinmek istiyordum. Yani şu tür yorumlar var. Amerika ile Rusya arasında daha üst düzeyde Gürcistan'daki bir geçiş süreci için bir anlaşma yapıldı ve Saakaşvili de bu anlaşmaya uydu diye yorumlar var. Buna katılır mısınız? Yani üst düzeyde nasıl anlaşmalar yapıldığını tabii ki tahmin etmek zor ama Saakaşvili'nin çok kolay pes ettiğini ve çok kolay anlamda geriye çekildiğini söyleyebiliriz. Bu konuda bir şüphe yarattı da ortada diyorsunuz. Peki şimdi İvanişvili biz Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya bağlıyız dedi ve siz de bunun bir takım nedenleri olduğunu şimdi söylediniz zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya yaptığı yatırımlar var. Bakü Ceyhan Tiflis boru hattı var vesaire var. Ama öte yandan da halkın beklentileri var. Aslında her iki şeyi de optimize eden bir isim olarak ortaya çıktı. Yani her iki beklentiyi de optimize eden bir isim olarak ortaya çıktı. Hem NATO ile Avrupa Birliği ilişkilerini, hatta Amerika ilişkilerini sürdürebilecek hem de Rusya ile ilişkileri düzeltebilecek bir lider konumunda ve pozisyonunda görünebiliyor İvanişvili ve bu anlamda optimal bir lider gibi adlandırılabilir. Peki öte yandan Gürcistan ve Abhazya arasında ve Güney Ossetya arasında devam eden ve kangren haline gelen görüşmeler var. Abhazya bağımsız bir devlet oldu. Gürcistan ise hala orayı toprakları olarak görüyor ve bir nevi işgalci konumundan söz etmek gerekiyor. Peki bu sorun nasıl çözülecek gelecekte? Yani gerçekten problemin çözümü için bir kere tarafların arasında artık bir saldırmazlık anlaşmasının imzalanması lazım. Yani siz demokratik anlamda ya da barışçıl olarak uluslararası arenada hem problemi çözmekten bahsedeceksiniz hem de her istediğiniz zaman bu ülkeleri biz tekrardan savaş açabiliriz, askeri müdahale yapabiliriz diyeceksiniz. Bu gerçekten doğru bir yaklaşım değil ki Saakaşvili döneminde bunları yaşadık. Hatırlayacağınız gibi 2008 senesindeki olaylardan sonra hem Avrupa tarafında Sarkozy başkanlığında hem de Rusya Federasyonu ayında Medvedev başkanlığında yapılan çalışmalarda saldırmazlık anlaşmasının Abhazya ile ve Gürcistan arasında imzalanması talep edilmişti. Bugüne kadar hala Gürcistan tarafından buna olumlu cevap verilmemesi sebebiyle saldırmazlık anlaşması imzalanamadı. Ve bu sebepten dolayı karşılıklı ikili görüşmeler kesildi. Sadece şu an uluslararası arenada Cenevre'de yapılan görüşmeler devam etmektedir. Ama bu görüşmelerden de bir cevap alınamamaktadır. Çünkü en başta Abhazya tarafının talebi, Rusya'nın da talebi saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasıdır. Yeni gelen başbakanın, İvanişvili'nin gerçekten bölge problemlerindeki çözüm ne olacaktır? Kısaca müsaade ederseniz onlara değinmek isterim. Amerika ile Avrupa ile olan ve NATO programlarından bir değişiklik olacağını kısa vadede biz beklemiyoruz. Kendisi de zaten seçimleri kazandıktan sonra yapmış olduğu ilk açıklamada Amerika ile ilişkilerinin devam edeceklerini, NATO'ya girmek ve Avrupa Birliği çalışmalarının politikalarının dış politikalarında devam edeceğini açıkladılar. Bu politikalardan bir sapma olacağını biz tahmin etmiyoruz. Demin de açıkladığım sebeplerden dolayı. Ama bunun yanında tabii ki İvanişvili Rusya'ya da çok yakın bir isim. Rusya ile çok fazla politik olmasa da ekonomik anlamda bir takım iyi ilişkilerin gelişebileceğini görebiliriz. Yani Gürcistan'daki ürünlerin Rusya pazarına girmesi ve oradaki diasporadan dolayı ilişkilerin daha da düzelmesi mümkün. Ama tabii ki bu kesinlikle Gürcistan'daki yeni kurulacak Bakanlar Kurulu'nun, yeni kurulacak hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda yapılabilecek şeyler. Keza Abhazya ile Güney Ossetya ilişkileri de buna dahil. Ama ortada öyle bir durum var ki demin siz de bahsettiğiniz gibi şu anki yönetime gelen ekip tek başına olan bir parti değil. Gürcistan'daki içerisinde çok farklı görüşleri barındıran 6 tane partinin birleşerek Saakaşvili'ye karşı kurmuş oldukları bir blok, muhalefet bloğu. Bu bloğun içerisinde çok farklı insanlar var. Bir de bu dönem geçen sene yapılan değişiklikle, anayasal değişiklikle Gürcistan başkan seçiminden parlamenter sisteme geçiş yapacak. Bu süreç içerisinde bu farklı görüşlerde bu önemli kararların nasıl alınabileceğini düşünmek zor. Yani önümüzdeki gündemde İvanişvili'yi politik anlamda hem içeride hem dışarıda çok ciddi problemlerin beklediği kesin. Evet, tabii burada asıl önemli olan da Rusya'nın politikalarının ne olacağı konusunda. Gerçi Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov hemen İvanişvili'nin seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada biz Gürcistan karşısında Abhazya ve Güney Ossetya'yı pazarlık konusu yapmayacağız. Onların bağımsızlıklarını tanıyan bir açıklama yaptı gerçi ama tabii konjonktür neyi gösterir bilemiyoruz. Bu konuda Abhazya'nın ve Güney Ossetya'nın endişeleri var mı acaba Rusya'nın politikaları değişebileceği konusunda? Kesinlikle yok. Ben buraya gelmeden evvel Abhazya Devlet Başkanı Sayın Alexander Ankov da bu konuyla alakalı bir basın toplantısı yaptı. Ki akabinde de ondan evvel de sizin söylediğiniz gibi Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov bu konuyla alakalı çok önemli bir açıklama yaptı. Rusya'nın Abhazya ve Güney Ossetya olan ilişkilerinin değişmesini biz önümüzdeki yıllarda beklemiyoruz.
Çünkü düşünün ki bugün Gürcistan'a gerçekten diyelim ki Rus yanlısı bir iktidar geldi ve bu sebepten dolayı kimileri bir senaryo düşündü. Abhazya ve Güney Ossetya'yı tekrardan Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne katmak için. Bir 5 yıl sonra tekrardan bir Amerikan yanlısı hükümet geldiğinde ne olacak bu sefer? Tekrardan Abhazya ve Güney Ossetya'yı kaybetmiş, Gürcistan'ı kaybetmiş bir Rusya mı göreceğiz? Tabii ki değil. Yani dış politikalarda bu kadar hızlı değişmeler beklenemez. Çünkü Rusya'nın Abhazya üzerinden çıkarları da çok fazla. Yani Karadeniz kıyısında 280 kilometre sahil şeridi olan bir ülkeden bahsediyoruz ki hem stratejik açıdan, askeri açıdan, ekonomik açıdan Rusya için Abhazya çok önemli bir bölge. Sürekli kendileriyle ilişkilerimiz gelişiyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sebepten dolayı Gürcistan'la ne kadar ilişkiler iyi olursa olsun bunun Abhazya ve Güney Ossetya'nın bağımsızlıklarının tanınmalarının Rusya tarafından geri alınacağı anlamına kesinlikle gelmemesi. Peki tabii Gürcistan'ın önemli bir koz olarak kullandığı şöyle argümanlar var. Abhazya ve Güney Ossetya Rusya'nın uyduları ve aslında zaten 6 devlet Rusya ile birlikte 6 devlet tanıyor bu ülkeleri. Evet. Ama sonuçta dünyanın en büyük ülkeleri ve Birleşmiş Milletler tanımıyor. Dolayısıyla da oraların bizim toprağımız olduğu yolunda en önemli argümanlardan biri de bu zaten diyor. Onlar tanımadığı için diyor. Ve Gürcistan'ın böyle bir referansı ve argümanı var. Evet. Şimdi bu süreçten sonra acaba saldırmazlık paktı imzalanabilir mi yeni İvanişvili ile yeni başbakanla ve bu anlaşma imzalandıktan sonra Abhazya'nın dünyanın başka ülkeleri tarafından tanınması söz konusu olabilir mi? Sizin hedefleriniz bu bildiğim kadarıyla. Tabii. Ama süreç böyle işleyebilir mi ya da böyle bir umudunuz var mı? Şimdi gerçekten eğer Gürcistan'daki yeni gelecek hükümet ve yeni gelecek yönetim kendi içerisinde bu konularda bir anlaşmaya varabilirlerse, çünkü demin dediğim sebeplerden dolayı bir kere bu konuda çok farklı muhalefet, evet, partilerinin bir birleşmesi var. Eğer ortak bir karar alabilirlerse bu gerçekten olması gereken bir şey. Yani Gürcistan'ın bugün en büyük hedef olarak ortaya koyduğu meselenin NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girebilmek için toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesi. Abhazya ve Güney Ossetya problemlerinin bu saatten sonra askeri anlamda çözülmesi mümkün değil. Rusya ile yapılan güvenlik garanti anlaşmalarından sonra Gürcistan'ın herhangi bir destekle ne olursa olsun askeri anlamda ekonomik ambargo ile bu ülkeleri eski statülerine döndürmeleri mümkün değil. Bu artık bir gerçek. Yeni realitelere bakmak lazım. Bu anlamda artık Gürcistan'ın gelişen bir Gürcistan, komşu ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olan bir Gürcistan olabilmesi için Abhazya ve Güney Ossetya problemlerini çözmesi lazım. Bu anlamda da atılacak en büyük adım en baştaki tabii ki barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Barış anlaşmasının yani saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasının ardından Abhazya hükümetimiz de bizim bu ilişkilere tabii ki sıcak bakıyor bu anlaşma imzalandıktan sonra. Hem her iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi, ekonomik alanda ilişkilerin gelişmesi açısından birçok projeler konuşulabilir. Çünkü bölgede nedir o projeler? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi öte yandan Gürcistan toprak bütünlüğü açısından Avrupa Birliği'ne üyelik anlamında toprak bütünlüğü konusu önemli. Ama öte yandan Abhazya'da bir bağımsız devlet istiyor artık ve tekrar Gürcistan'la birleşmesi söz konusu bile değil. Bu durumda barış anlaşmasının ya da saldırmazlık anlaşmasının Gürcistan tarafından imzalanması durumunda Abhazya'dan beklediği şey ne olabilir? Yani örneğin Gürcistan'ın bir konfederatif devlet beklentisi mi var? Yahut da Abhazya'dan beklentileri ne? Abhazya'dan karşılanmasını istediği şeyler neler ve Abhazya onları vermeye hazır mı? Yani bunlar geçmiş dönemlerde tartışılan şeylerdi. Bu konfederasyon statüsü içerisinde bir araya gelebilme meseleleri ilk olarak Abhazya tarafından 97-99 senelerinde problemin çözümü açısından Gürcistan yönetimine ve uluslararası ortama teklif edilen şeylerdi. Ama gelinen noktada bu saatten sonra Abhazya'nın statüsünün tartışılması, değiştirilmesi söz konusu olamaz. Abhazya Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak ne kadar zor da olsa, ne kadar uzun zamanda olsa emin ve kararlı bir şekilde yolunda hareket etmeye devam edecektir. Ama bugün Abhazya ve Güney Ossetya'nın bağımsızlıkları Gürcistan'ın tanıması ne kaybettirir? İnanın hiçbir şey kaybettirmez. Bu toprakları zaten 90-91 senesinden beri kaybetmiş durumda. Hiçbir şekilde kontrolü yok. Ama eğer ki NATO'ya girmek istiyorsa, eğer ki Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa, Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istiyorsa ve bölgede transit geçiş açısından çok önemli olan bugün Gürcistan'la Abhazya arasındaki sınırın kapalı olmasından dolayı Ermenistan'a, Azerbaycan'a kadar oluşan Rusya ile bu bölgelerin arasındaki transit, demiryolu ve karayolu hattı geçişi kapalı. Evet. Bu ki bölgenin barış ve istikrarı ve ekonomik kalkınması için çok önemli bir proje. Bunların hepsinin gelişmesi isteniyorsa mutlaka ki Abhazya ile iyi ilişkiler geliştirilmesi lazım. Bunda hem Gürcistan'ın çıkarları vardır, mutlaka ki Abhazya'nın da çıkarları vardır. Rusya'nın, Türkiye'nin ve dolayısıyla tüm bölgenin çıkarları söz konusudur. O açıdan önümüzdeki dönemlerde eğer ki Gürcistan'daki yeni göreve gelen hükümet bu fikir birliğine varabilirlerse
Abhazya'ya karşı atılacak her olumlu adımda Abhazya'da, Rusya'da buna olumlu adım vermeye, olumlu cevap vermeye devam edecekler. Evet, bölgenin özellikle bu barış anlaşmasıyla birlikte ve barış süreciyle birlikte bölgenin kalkınması ve zenginleşmesi aslında bütün sorunların da çözümünü beraberinde getirecek. Çünkü zenginleşme, Avrupa Birliği ile entegrasyon, aynı zamanda halkın refahı, tabii ki sorunların önemli ölçüde aşılmasında da yardımcı olacak. Galiba Gürcistan'ın önemli taleplerinden biri de Abhazya'dan göç etmek durumunda kalan Gürcülerin haklarının iadesiyle alakalı. Bu konuda Abhazya ne düşünüyor, Gürcistan ne talep ediyor? Efendim, bu konu şu an Cenevre'de yapılan görüşmelerde de sürekli gündemde tutulmakta. Biz bu konudaki görüşmelere, tekliflere, hepsine masada görüşmeye, uluslararası ortamda tabii ki hazırız. Ama bir kere kabul edilmesi gereken bir şey var ki bundan başlanılması lazım. Sorunun iki tarafı var. Yani sorun tek taraflı Gürcistan'ın iç meselesi değil, Gürcistan'ın problemi değil. Sorunun bir Gürcistan tarafı var, bir Abhazya tarafı var. Maalesef Avrupa ayağında, uluslararası ortamda, Birleşmiş Milletler'de bugüne kadar bu konuyla alakalı yapılan tüm görüşmelere Abhazya tarafı davet edilmemiştir. Yani siz Abhazya tarafı olmadan bu problemi çözmeniz mümkündür. Bir kere bunun anlaşılması ve Abhazya ile artık bu ülkelerin, Avrupa'nın birebir diyaloğa geçmesi lazım. Ancak mesele kesinlikle böyle çözülebilir. Böyle bir yaklaşım olursa Gürcistan ile Abhazya arasındaki meseleler çözülebilir. Yoksa öbür türlü tek taraflı olarak çözülmesi mümkün değil. Bu açıdan yapılacak olan tüm çalışmalara Abhazya hükümeti her zaman destek vereceğini, her zaman katkıda bulunacağını açıklamalarını yapmışlardır. Siz Avrupa Birliği'nin de bu konuya yaklaşımını biraz eleştirel yaklaşıyorsunuz Avrupa Birliği'nin yaklaşımına. Evet. Çünkü inan yani o geçen 14-16 süre içerisinde, yıl içerisinde Avrupa Birliği'nden birçok heyet geldi, birçok görüşmeler yapıldı. Ama 16 geçen sene içerisinde konuyla alakalı bir adım ileri gidilemedi maalesef. Evet, bir de Türkiye ayağı var bu işin. Tabii Türkiye Gürcistan'la müttefik bir ülke. Doğal olarak Abhazya'yı da tanımıyor. Ve bu yeni süreçte Türkiye ilişkileri hangi eksene oturabilir sizce? Ne bekliyorsunuz? Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz her zaman bunu biz üstüne basa basa ilettik. Rusya Federasyonu ile her ne kadar gelişen ilişkilerimiz varsa Türkiye'yi kesinlikle bunun bir alternatifi olarak görmüyoruz. Türkiye ile gelişecek ilişkilere çok farklı bir şekilde bakıyoruz. Çünkü ekonomik açıdan şu an Rusya Federasyonu'ndan sonra ithalat ve ihracattaki partner olduğumuz, çalışma yaptığımız ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan ekonomik ilişkilerin de harici Türkiye'de Abhazya'daki nüfusumuzun 5 kat üzerinde bir Abhaz diasporanın yaşaması, milyonlarca Adige Çerkez diasporasının yaşaması açısından Türkiye bizim için denizden komşu, çok eski tarihe dayanan ilişkilerimizin olduğu önemli bir ülke. Ve Türkiye'nin biz inanıyoruz ki bölgede daha aktif, daha ağırlıklı bir politika izlemesi mümkün. Çünkü hem Abhazya ile çok eskiye geçen, ulaşan ilişkileri var. Hem de Gürcistan'la şu an ekonomik anlamda çok önemli ilişkileri var. Ama tabii ki buradaki şu anki sorun yeni gelen Gürcistan'daki hükümetin Türkiye ilişkilerine nasıl bakacağıyla alakalı. Çünkü Yönaşvili'nin geçmişteki bir takım açıklamalarına bakıldığında Türkiye ile alakalı ilişkilerinde bir takım eleştirilere gittiğini görebiliyoruz. Değil mi? Evet, bunu ilk defa duyuyorum. Ne tür eleştiriler? Bir takım eleştirileri var. Hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda yapılan bir takım desteklerin yetersizliğiyle alakalı. Çünkü Türkiye eleştiriyor. Gürcistan'ın yaptığı ekonomik ve askeri desteklerin yetersiz olduğunu 2008 senesinde Rusya ile çıkan savaşta Gürcistan'ın Avrupa'dan, Türkiye'den, Amerika'dan çok daha büyük talepleri vardı. Türkiye tabii. Gürcistan ordusunu eğitti. Bu yeterli olmadı mı onlar için acaba? Demek ki yeterli derecede eğitilmedi herhalde. Evet, bu da son derece enteresan. Bunu yetersiz bulmaları çok ilginç. Gerçekten bu açıdan Gürcistan'da yeni hükümete gelen Bakanlar Kurulu ve Ivanishvili'nin hem Türkiye ilişkilerine hem Rusya ilişkilerine, dolayısıyla Abhazya ve Güney Ossetya'ya verecekleri yaklaşımları çok önemli. Bölge bir anda barış ve istikrar bölgesi olabilir. Karadeniz bir barış gölü olabilir. Şu anki yeni gelecek hükümetin elinde. Tüm alacaklar adamlar bunu yapacak. Belki de Türkiye ile Abhazya ilişkileri bu dönemde, Ivanishvili döneminde biraz daha düzelebilir. Daha doğrusu Abhazya'nın Türkiye'den beklediği hava sahasının ve deniz ulaşımının açılması beklentisi var. Türkiye'de ciddi bir Abhaz diasporası olduğu için bu iletişimin sağlanması için. Belki de böyle bir gelişme yaşanabilir Türkiye ile Abhazya arasında diye benim aklımdan geçiyor, bilmiyorum. Siz de umudu taşıyor musunuz? Efendim, kesinlikle. Biz bunu yıllardan beri tabii dile getiriyoruz ve bir gün çözüleceğine de inanıyoruz. Çünkü bu ilişkilerin gelişmesinin biz uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Bunda biz sıkılmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü geçmiş dönemlerde de biz bunu izah ettik. Sınırların kapalı olması ve ambargo uygulanmasının politik problemlerin çözümüne hiçbir zaman destek getirmemiştir. Yani Türkiye'nin yıllardan beri Ermenistan'la sınırının kapalı olması,
döneminde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargo, evet. bugün Abhazya ile Türkiye'nin, Abhazya ile Gürcistan arasındaki sınırın kapalı olması bu ülkelerle gelecek ilişkilerde hiçbir şekilde olumlu bir adım olarak bir çözüm getirmemiştir. Tam aksine ilişkilerin farklı yönlere kaymasına, farklı eksenlere daha yoğunluk verilmesine sebep olmuştur. Bu açıdan en kısa zamanda Gürcistan'ın da artık Abhazya ve Güney Ossetya olayına biraz daha farklı bakacağını diliyoruz, tahmin ediyoruz. Eğer öyle olursa bölgedeki ilişkiler çok kısa zamanda da değişebilir. Ama buradaki en büyük faktör yine ki Amerika'nın ve Avrupa'nın bakışı olacaktır Kafkasya bölgesine. Biraz da Abhazya'ya ilişkin çok kısa bir bilgi verelim. Hemen benim bilgilerim yetersiz olabilir. Abhazya'nın nüfusu nedir? Etnik yapısı nedir? O konuyu biraz açarsanız bize. Efendim Abhazya 8600 kilometrekare içerisinde Karadeniz kıyısında Akdeniz iklimini yaşayan gayet tropikal turizm en büyük gelir olan bir ülke. Abhazya'nın toplam nüfusu bugün 242 bin civarındadır. Ama yurt dışında Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede çok ciddi bir diasporamız bulunmakta. Abhazya bildiğiniz gibi 2008 senesindeki olaylardan Rusya ile Gürcistan arasındaki savaştan sonra Rusya Federasyonu'nun başta olmak üzere 6 tane Birleşmiş Milletler'e üye ülkenin tanınmasından sonra şu an ekonomik anlamda çok hızlı bir hızlı bir kalkınmaya girilmiştir. Şu anki Abhazya hükümetinin çünkü kendini hedef olarak aldığı ekonomik kalkınmadır. Yanı başımızda Rusya Federasyonu gibi büyük bir pazar bulunması, gelişen Rusya-Türkiye ekonomik ilişkileri göz önüne alındığında yeni transit geçiş noktaları açısından Abhazya en büyük aday ülkelerden biridir. Geçmiş aylarda da Rusya Federasyonu ile Abhazya arasında çok önemli bir anlaşma yapılmıştır. Abhazya'da üretilen mamullerin Rusya pazarına gümrüksüz giriş anlaşması. Bu da Türkiye'deki iş adamlarımızı mutlaka ki çok aşırı derecede ilgilendirmektedir. Evet. Çünkü tekstil başta olmak üzere gıda ve inşaat malzemesi kadar birçok kalem Türkiye üzerinde Türkiye'den Rusya Federasyonu'na çok büyük vergilerle, gümrük bedelleriyle göndermektedir. Ama Abhazya'ya yatırım yaparlarsa gümrüksüz şekilde Rusya Federasyonu'na girmesi söz konusudur. Onun için biz bunu elimizden geldiğince hem buradaki tüm ekonomik toplantılarda ticaret ve sanayi odalarına iletmeye çalışıyoruz. Evet. Soner Gogua çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için çok değerli bilgileri paylaştınız bizlerle. Tamam. Biz de buradan olaylara ve o bölgeye biraz daha yakından bakabildik sayenizde. Sevgili seyirciler, Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Soner Gogua konuğumuzdu. Gürcistan'da yeni seçimlerin ardından iktidara gelen İvanişvili'nin siyasi macerasının ne olacağı ve bölgedeki yeni süreci onunla konuşmaya çalıştık. Reklamlardan sonra tekrar bir arada olacağız. Avrupa'da gündem devam edecek.